sevgili gençler. Küçük bir çocukken büyüyünce ne olacaksın sorusuna doktor olacağım cevabını verenler çoktur değil mi? Tabii ki zaman tercihleri değiştirebilir ve başka bir mesleğin cazibesiyle değişik yollar seçilir ama birçok insanın mesleklerle ilgili imajında doktorluk hep üst sıralarda yer alır. Elbette uygulaması hayli zor ve fedakarlık isteyen bir meslekten söz ediyorum uykusuz geceler geçirmek, çok ama çok çalışmak ve insanlara faydalı olmak için hep üstün gayret göstermek. Buna karşılık sağlığımızı ve kendimizi teslim ettiğimiz doktorlarımız üstlendikleri büyük sorumluluk nedeniyle mesleklerine kutsal sıfatı verilmesini fazlasıyla hak ediyorlar. Bugün mesleğinde büyük başarılar göstermiş, binlerce insanı ameliyat ederek sağlığına kavuşturmuş laparoskopik dediğimiz yöntemle yapılan ameliyatları ve organ naklini ülkemizde ilk uygulayanlar arasında yer almış çok değerli bir doktorla birlikteyiz. Profesör Doktor Hasan Taşçı. Onunla mesleğinin merak edilen yönleri üzerine konuşacağız. Belki sizlerin gelecekteki tercihlerinize ışık tutacak bir sohbet olabilir bizimkisi kim bilir. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, e, tıp alanında çok önemli bir yere sahip olduğunuzu biliyoruz ve bu konuda bize söyleyeceğiniz çok önemli, e, ilginç noktalar var. Öncelikle tıp alanlarından bize bahseder misiniz? Tıp insan insan sağlığıyla ilgili bir branş, dahili branşlar, cerrahi branşlar ve laboratuvar ve röntgen gibi branşlara. Ayrı Üç ayrı branş evet. var. Siz bu alanlar içinden cerrahi tercih etmişsiniz. E, cerrahi nedir diye sorayım önce. Cerrahi insan vücut bütünlüğünü e, bozan yani bir ameliyat yaptığımız branşlara cerrahi branşlar deniyor. Burada insan vücudunun e, bütünlüğünü bozmak şu demek. E, bir yeri kesiyorsunuz. Karnın içine giriyorsunuz. Bir organı çıkartıyorsunuz. Burada organ... Vücut bütünlüğünü bozma yetkisi olan branş doktorluk branşı. Hı -hı. Yani eğitim aldığınız devlet size o yetkiyi veriyor. Ve siz de o insana bir şekilde elinizdeki aletlerle içini görmek Tabii bir için takım aletlerle işte bir sürü ya da neşter denen aletle işte cildi kesiyoruz, kasları kesiyoruz, karnın içine giriyoruz ve hasta olan organı çıkartıyoruz şeklinde yaptığımız işlemler cerrahi branşına giriyor. Peki e, ameliyat kelime evet. bu. Neden ameliyat. yapılır ameliyat? Ameliyatta ya bir organ fonksiyonunu yapamıyor, artık o vücutta durması da zararlı hale gelebiliyor. Hmm. O zaman onu almak zorunda kalabiliyoruz. Safra kesisi bunlardan birisi. İltihapla doldu, dur vücutta kalması zararlı olabilir. Onu mutlaka almamız gerekiyor. Gibi. Yahut da bir böbrek işte idrar yolu tıkandı, orada bir cerrahat oluştu ve böbrek çalışmıyor. Onu almamız gerekiyor. Yani bir organı çıkarttığımız e, sebeplerden bir tanesi iltihap vücuda zararlı olması olabilir. Hı hı. Bir de kanser dediğimiz bir şey var. Yerinde bıraktığımızda büyüyecek ya da başka organlara metastaz dediğimiz yayılması olabilecek. O zaman da kanser cerrahisinde yine o organın tamamını ya da bir kısmını çıkartabiliyoruz. Yani ameliyat vücudun iyi gitmeyen işleyişini düzeltmek için yapılan bir yapılan bir, bir işlem. E, detaylarına gireceğiz ama önce e, baştan hakikaten e, ilk adımdan başlayalım. Ameliyata ilk önce hazırlık yaparsınız bir cerrah olarak bütün meslektaşlarınız gibi. O hazırlık sürecini anlatır mısınız bize ne yaparsınız? Tabii önce hastanın ameliyata hazırlığı diye bir mefhum var. Yani ameliyat öncesi hazırlık. Burada dahili branş meslektaşlarımız, arkadaşlarımız hastanın solunumunu, akciğer durumunu, kan sayımıyla ilgili bir problemi olup olmadığını, kandaki elektrolitlerle ilgili bir bozukluğu olup olmadığını, kalple ilgili bir şikayeti olup olmadığını, bütün sistemlerini tetkik ederler ve anestezi verecek olan branş arkadaşımızla, yani narkoz verecek, hastayı uyutacak, ve uyandıracak olan arkadaşımız da bunlara bakarak hastanın ameliyata uygun olduğunu e, hazırlayan e, bir safhadan sonra biz ameliyata karar veririz. Evet, Bu hastayı hazırlama yöntemi. Hastayı bir hazırladık. de siz kendiniz bir hazırlık yaparsınız Tabii herhalde. ki. Hastamız ameliyathaneye alındığında yani. e, ameliyat masasına uzanır. Anestezi e, uzmanı arkadaşımız onun solunumunu e, yani boğazına bir tüp sokarak. Ameliyat hazır hale getirir. Hı hı. Biz de o sırada özel bir kıyafet, normal kıyafetimizin tamamını çıkartırız, ayakkabılarımızı değiştiririz, başka bir kıyafet giyeriz hı hı. ve ameliyat odasının hemen dışında yıkanma dediğimiz bir işlem e, gerçekleştiririz. Bu yıkanma bugünlerde e, bu virüsten dolayı önemli bir hale geldi. Biz de aynen o yıkanmaya benzer bir yıkanma yaparız. Yani ameliyat yapacağımız ellerimizi dirseklerimize kadar temizleriz. Hmm. Burada önce normal e, sabunla ya da bir solüsyonla e, suyla birlikte elimizin avuç içimizi dışını, hmm. parmaklarımızın aralarını, tırnaklarımızın uçlarını bir fırçayla e, birbirine ...devamlı birbirine ovarız, fırçayla süreriz ve e, dirseklerimize kadar bu yıkama işlemine devam ederiz ve bu şekilde ameliyata gireriz. Bunun amacı şu. E, Böyle tutarsak buradaki sular buraya gelebilir. Hmm. Onun için elimizi daima böyle tutarak ameliyat ortamına gireriz. Oradaki hemşire hanım ameliyatta bize yardım edecek olan arkadaşımız... ...bir havlu bize verir. Bu kağıt ya da bez havlu olabilir. Orada da temizlik yine parmak uçlarımızdan, avuç içinden başlayıp... ...aşağı doğru yapıp bırakırız. Ve atarız onları. Ve böyle hazır halde gelip ameliyat önlüğünü giyeriz. Hmm. Ameliyat önlüğünü giydikten sonra... E, tabii maskemiz var. Başımızda bir şapka ya da takyemiz var. E, önlüğümüzü arkadaşlarımız yine arkadan bağcıklarını bağlarlar. Ellerimiz yine hazırda açıkta da böyle. Ve hemşire hanım biz eldiveni hiç dokunmadan eldivenleri bize giydirir ve biz ameliyata hazır hale geliriz. Hastanın ameliyat edeceğimiz bölgesini steril solüsyonlarla temizleriz. Yeşil ya da mavi örtülerle örteriz. Ve ameliyat masasına böylece genellikle bir cerrah ona yardım edecek bir ikinci cerrah, bir hemşire hanım ya da bir bizim başka bir yardımcı meslektaşımız ameliyat masasında iki kişi karşıda iki kişi beride olarak yerleşebiliriz. Harika, çok steril bir şekilde başlıyorsunuz evet. ve ellerinizin ne kadar özel olduğunu da bize evet. bir kez daha hatırlattınız. Şimdi biz cerrahi alanına yeniden geri dönelim isterseniz. Cerrahi alanları e, nasıl gelişmiş? E, Tıp mesleğinde önce Doktorluk bütün branşları kapsıyordu. Yani bir doktor her branştan anlıyor gibi düşünülüyordu. Hmm. Zamanla cerrahi branşlar ayrıldı, dahili branşlar ayrıldı. Cerrahi branşlar da e, kendi aralarında daha sonradan e, işte beyin cerrahisi ayrıldı, gözle ilgili cerrahi branş ayrıldı, kulak burun boğaz ayrıldı, baş boyun cerrahisi ayrıldı, hmm. ortopediyle ilgili branş ayrıldı. ...üroloji ile ilgili branş ayrıldı. Jinekoloji ve doğum ayrıldı. Ve böylece cerrahi branşlar... ...kendi aralarında... ...bölümlere ayrılmış oldu. Evet. Genel cerrahi deyince o zaman ben şöyle... ...düşünebilir miyim? Kafa, kollar... ...bacaklar haricinde bedenimiz tamamen... ...genel cerrahi alanı içinde. Genel cerrahi ile vücut... E, ...karın duvarı bizi ilgilendiriyor. Karın duvarı özellikle söylüyorum çünkü... ...fıtıklar karın duvarından çıkan. Hmm. Orada bir delik oluşuyor ve... Fıtık oluşuyor dışarıya organlar çıkıyor. Hı -hı. Bazen bu acil müdahaleyi gerektirebilir. Fıtıklar genel cerrahinin branşı. Boyunda tiroid cerrahisi bizim branşımızla ilgili. Yemek borusu bizim Hı -hı. branşımızla ilgili. Ve göğüs kafesinin altında, diyaframa dediğimiz iki zarın altında da e, mide, 12 parmak bağırsağı, ince bağırsaklar, kalın bağırsak. Makatın son kısmı, rektum dediğimiz organlar genel cerrahi ile ilgili. Hı -hı. Yine karaciğer. Safra kesesi, safra yolları, pankreas, dalak bizim branşımızla ilgili evet. organlar oluyor. Gerçekten çok geniş bir alan evet. işiniz kolay evet. değil. Şimdi konuşmamızın başında dedim ki laparoskopi dediğimiz yöntemi Türkiye'de ilk uygulayanlar arasındasınız. Bu bahsettiğiniz bölgedeki ameliyatlar için kullanılan bir yöntem ama kelime de yabancı. Duymayan gençler de vardır eğer evet. ailelerinden birisine uygulanmadıysa biraz anlatır mısınız? Laparoskopik cerrahi son yıl, yüzyıldaki tıptaki ilerlemelerden birisi olarak kabul ediliyor. Ameliyatı yapmak için direkt olarak karnın duvarını açıyoruz, karnın ön duvarını. Karnın içine girip bir yapacağımız işlemi orada yapıyoruz. Laparoskopik cerrahi de karnın içine girmiyoruz. Kesmiyorsunuz. Karnı kesmiyoruz. Ben burada örnek olarak kullandığımız aletlerden getirdim. Turakar dediğimiz karnın içine soktuğumuz Böyle bir aletimiz var. Bu 5 okay. milimetrelik küçük bir şey. Bu şekilde bunu karnın içine böyle bu şekilde lap diye sokuyoruz. Sonra bunu çıkarttıktan sonra buradan bu küçük delikten ışık kaynağını, kamerayı karnın içine sokuyoruz. Bu, bu sırada karnın içini karbondioksit gazıyla şişirmiş oluyoruz. Hmm. Organları daha net görebiliyoruz hmm. organlar artık hmm. ve televizyon ekranına bakarak o görüntüyü karnın içini görebiliyoruz. İyice yaklaşabiliyoruz. Görüntüyü büyütebiliyoruz. Her tarafı birden görme şansımız var. Ve bu arada işte biyopsi almamız gerekebiliyor. Teşhiste şüphe varsa onları doğrulayabiliyoruz. Bu ışık kaynağı orada durdu dururken yine yine iki tane küçük aleti bunların içinden sokarak diyelim ki bu bir makas. Hmm. Böyle çok küçücük şeyleri tutabiliyoruz. Yine başka bir yerden böyle girerek ikinci bir makasla. Tabii ikinci bir makasla girerek bu şekilde işte tutacağımız organı pardon <laughs> böyle tutabiliyoruz. Böyle tutabiliyoruz. Evet. Buradan kesebiliyoruz. Yani bunu tutup kesebiliyoruz. Uzaktan tabi bunları böyle direkt olarak bakarken zorlanabiliyor. Oysa aletlerimiz karnın içindeyken ekrana bakarak bu işlemi çok daha rahatlıkla yapabiliyoruz. Karnın içine nasıl hava basılıyor hocam? göbek altından küçük bir delik açıyoruz. Bir küçük iğnemiz var. Onu oradan sokuyoruz. O oradan gazı karnın içine veriyoruz. Zaten monitörlerde de ne kadar basınçla verdiğimiz, nasıl hızla gittiğini görüyoruz. Karnı şişirdikten sonra göbek altındaki deliği biraz daha genişleterek ya görerek ya da görmeden bu görüntü söylediğimiz turakarı karnın içine direkt sokuyoruz. Işık kaynağını da karnın içine soktuktan sonra görüntüyü monitörden görüyorsak işleme başlayabiliriz. Evet, enteresan bir yöntem. Laparoskopik yöntemin avantajı nedir desem? Buradaki en büyük avantaj karnı klasik ameliyatlarda ki olduğu gibi boydan boya açmıyoruz. Eskiden ya karnı bu, bu şekilde yukarıdan orta hattan açıyorduk, yanlamasını açıyoruz. Yani 25-30 santimlik bir alanı açıyoruz ve Karnın içine direkt olarak elimizi sokarak bir işlem yapıyoruz. Bu karın duvarını açmadığımız için bir kere ameliyat sonrası konforlu oluyor. Konfor şu demek hasta erken kalkabiliyor. Hmm. Anesteziden uyandıktan sonra karnın içinde hangi işlemi yapmış olursak olalım... Karın duvarında bir yarası olmadığı için hemen kalkıp yürüyebiliyor. Biz ona erken mobilizasyon diyoruz. Ne zaman eve gönderiyorsunuz? Yani diyelim bir safra kesici ameliyatı yaptıysak, anestezinin etkisi bittikten sonra, 5-6 saat sonra bu hastalar evlerine gidebilirler. Evet. Ama biz onları yine de 24 saat ya da ertesi sabaha kadar hastanede tutarak, gözlem altında tutuyoruz ve ertesi sabah kahvaltılarını yapıp evlerine gönderebiliyorduk. Anladım. Evet. Laparoskopi ile yapılan ameliyatlar deyince genellikle safra kesesi akla geliyor ki siz de ondan bahsettiniz. Onun dışında e, mutlaka vardır kullanıldığı alanlar. Laparoskopik cerrahi önce jinekologlar tarafından başlatıldı. Bu rahim, tubalar, hı hı. oraları görmek üzere laparoskopik cerrahi kadın doğumcular kullandı. Ve daha sonra ilk safra kesesi ameliyatını da bir jinekolog... Hı. O bu yöntemle yaptı ve daha sonra yaygınlaştı. Hmm. Ee, 1990'lı yıllarda hızla bütün dünyaya yayıldı ve biz de Türkiye olarak hmm. onu ilk uygulayanlardan birisi olarak başladık bu işleme. Safra kesesiyle başladı ama daha sonra karnın içinde e, diyaframa dediğimiz karnında göğüsü arayan zardaki açıklıklarda yemek borusundan yukarıya kaçan asit, defri dediğimiz ameliyatlarda ya da karın içinde bilemediğimiz teşhis etmek amacıyla pek çok yerde artık laparoskopik cerrahi kullanılır hale geldi. Evet. Daha çok safra, safra kesesi dedik. Oradan yola çıkarak sormak istiyorum size. Safra kesesi nedir? Neden alınır? Tabii ki. Laparoskopik cerrahinin en sık dünyada uygulandığı alan laparoskopik yöntemle safra kesesinin çıkartılmasıdır. Bu taşlı safra kesesi iltihabı denen hastalıkta Altın standart dediğimiz bir yöntemdir. Yani gold standart olarak kabul ediliyor. Yine bu söylediğimiz deliklerle kanın içine giriliyor. Safra kesisi tutuluyor ve safra kanalından ve karaciğerden olan yapışıklıkları bu küçük cihazlarla e, ve de koter dediğimiz bir ya da dediğimiz bir takım damarları yapıştırıcılarla ...klip dediğimiz bir takım damar yolları ve safra yollarını kapattığımız... ...safra kesesini de karın dışına aldığımız bir yöntem. Ameliyat 10-15 dakika süren bir yöntemdir. Şimdi safra kesesi nedir diye sorduğumda... ...biraz anlatır mısınız? Büyük müdür? Ne vardır içinde? Tabii neden ki. alırız onları? Tabii şöyle. Safra kesesi karaciğerin... ...ön, alt yüzünde olarak tar tarif ediyoruz. Ters bir armut şeklinde duran bir organ. Hı hı. Şimdi karaciğerin içinde safra... ...denen madde yapılıyor. Safra kanalına geliyor. bağırsağa akmadan gelip kesenin içinde... ...birikiyor. Hı -hı. Orada biraz bekliyor. Duruyor. Biz açken... ...hiçbir sorun yok. O safra orada... ...hatta konsantre oluyor. Yani... Hı -hı. ...ayran gibiyken yoğurt haline geliyor. Suyu emiliyor... ...mukoza tarafından. Yani... ...safra kesesinin iç tabakası... ...o suyunu emiyor. Ayran şeklinde... ...bu sıvı safra... ...yoğurt haline alıyor. Koyulaşıp koyulaşıp... ...orada duruyor. Hı -hı. Biz yemek yediğimizde özellikle yağlı yemekleri yediğimizde yemekler yemek borusundan geçti. Midenin içine geldi. Orada bağırsağa geçecek hale gelecek kadar bir zaman geçiyor. Ve 12 parmak bağırsağına yemekler geçtiği anda oradan bir uyarı geliyor safra kesesine. Çabuk kasıl bana safra lazım diyor. Yani safra kesesi o sırada kasılıyor. Safrasın 12 parmak bağırsağına akıtıyor. Hmm. Şimdi bu mekanizma bozulursa... Yani ona kasıl safrayı boşalt emri geldiğinde... Bunu yapamazsa şayet... Öyle duruyor içindeki o eski safra. Onun içinde çökeltiler oluyor. Hmm. iltihaplanmaya başlıyor. Ve orada bir safra kesesi taşları... Ve safra kesesi iltihabı meydana geliyor. Yani bu boşaltma işlemini yapamadığı zaman çalışmayan safra kesesi dediğimiz zaman da biz o safra kesesini almak zorunda kalıyoruz. Safra kesesi alındıktan sonra insan normal yaşantısına devam edebilir mi? Şimdi şöyle bir safra kesesini çalışmayan bir keseyi alıyoruz. Çünkü belki birkaç yıldır birkaç aydır o safra kesesi öyle duruyor. Hmm. Hiç safrayı barsağa akıtamıyor. Safra geliyor buradan 12 parmak hmm. bağırsağına kendiliğinden boşalıyor. Artık o hmm. kese kenarda lüzumsuz bir organ şeklinde kalıyor. Bir de içinde iltihap olduğu hmm. için onu o zaman almamız gerekebiliyor. Evet. Tabii ki burada bu taşlar kesede olan taşlar buradan esas safra kanalına düşebiliyor. 12 parmak bağırsağının ucundaki hmm. o safra kanalını tıkayabiliyor. Tehlikeli. Sarılık dediğimiz bir tablo olabiliyor. Hmm. O taşlar bazen pankreas dediğimiz bezin kanalını da tıkayarak pankreatit dediğimiz bir tabloya yol açabiliyor. O da ölümcül galiba. Pankreatit ölümcül bir durum. Yani çok tehlikeli bir durum. Yoğun bakımları gerektirebiliyor. Onun için bizim ülkemizde safra taşına bağlı pankreatitler hmm. ön planda. Avrupa ülkelerinde alkolik pankreatitler hmm. ön planda. Yani alkole bağlı pankreatitler, alkol kullanımına bağlı hmm. pankreatitler ön planda. Bizim ülkemizde taşa bağlı pankreatitler hmm. daha çok görülüyor. Bütün bu lafların özeti, safra kesesinde taş varsa hastanın hayatını tehdit eden, ölümcül olabilen bir takım komplikasyonlar hmm. gösterebilir. Onun için biz o keseyi almak, almak zorundayız, zorundayız ve siz. bu yöntemle alıyoruz. Daha çok hangi insanlarda safra kesesi problemi görülür? Evet, safra kesesi hastalığı kadınların hastalığı olarak kabul Allah ediliyor. Allah. Tabii toplumda her 8-10 hanımın birinde safra kesesinde taş. Bunun spesifik bir cevabı var mı? Neden Tabii, böyle olduğuna su ilgili. Safranın akışkanlığı bozuluyor hanımlarda çünkü... Kanda kolesterol, safra, tuzları ve sitin dediğimiz maddelerin belli bir oranı olması gerekiyor. Hı hı. Aralarında bu oran hanımlarda işte gebelikler, kilo alıp vermeler ve kolesterolün özellikle e, oranının bozulmasından dolayı... ...safranın çökeltisi, hı hı. çökelti olma ihtimali artarak onlar da kese taş olma ihtimali artıyor. Demek kadınlar daha risk altında. Tabii. İlginç. Bunun için işte... Kırklı yaşları geçen hanımlar, beyaz tenli hanımlar, yani ile ilgili çok doğurmuş hanımlar, kilo alı alan hanımlar, kilo alıp veren uzun süre rejim yapan hanımlar bu kategoriye giriyor. Neden beyaz tenliler dediniz? Bu kolesterolden dolayı, o beyaz tenlilerde yine hmm. kolesterolün oranı onlarda değişti, değişken olduğu için oran bozulduğu için onları da safra kesesi ya da safra yollarında daha çok taş görür. Bu konuyu bitirmeden önce son bir soru daha sorayım. Safra kesesi konusunda risk altına girmemek için beslenmemize dikkat etmemiz bir çözüm mü? Tabii bunun için bol su genel sağlık açısından önemli. Yine safra kesesi safranın sekresyonunun artırılması için, akışkanlığının artırılması için bizim e, kilomuza bağlı olarak ama günde ortalama en az 2 litre su içmemiz gerekiyor. Hı. Lise çağlarındaki gençlerde de görülebilir mi safra kesesi? E, aslında 40 yaşın sonrasının bir hastalığı safra kesesi taşları ama bebeklik çağından itibaren safra kesesinde taşlar görülebilir. Bir takım kan hastalığı olanlarda safra kesesi e, içinde taşlar dalak e, taki bir yıkıma bağlı olarak yani kan hastalığından dolayı da eritrosit bozukluğundan dolayı da safra kesesinde taşlar Genç çağlarda da olabilir. Evet o zaman gençlere de bol bol su içmeyi tavsiye yani, etmemiz gerekiyor. Yani tabii ki bir erken yaşta bir safra kesesi taşı gördüğümüzde bir acaba eritrosit dediğimiz kandaki kırmızı kırmızı hücrelerde bir bozukluk var mı diye mutlaka baktırmamız gerekiyor. Evet e, safra kesesinin dışında yine sizin uzmanlık alanlarınızdan birisi olan e, meme kanseri konusuna gelmek istiyorum. Meme kanseri e, gerçekten kadınların en çok risk altında olduğu konulardan birisi. E, nasıl görülür? Burada kanser dediğimiz e, olayda o bölgedeki hücreler üreme kontrolsüz duruma geliyor bunlarda. Yani oradaki hücreler devamlı çoğalmaya başlıyor ve bir kontrol mekanizması tanımıyorlar. Orada önce bir kitle olarak görülüyor. Biz onları eğer erken safada kontrollerde, radyolojide yakalayabilirsek ultrasonlarla ya da mamografilerle o zaman erken tedavi olup onu çıkartabiliyoruz. Hmm. Eğer ona biz dokunmazsak yani biz onu fark etmezsek ya da orada uzun süre kalırsa bir de meme kanserinin lokal büyümesinin dışında kanseri diğer organlarda da aynı uzak organlara da kan ya da beyaz kan yoluyla sıçrayabiliyor. Hmm. Buna metastaz diyoruz. Yani organın kanserin bulunduğu organdan daha uzak yerlere sıçraması. Hı. Genellikle karaciğere sıçrayabiliyor sindirim sistemi kanserleri. Ee, akciğere sıçrayabiliyor. Kemiğe ya da beyine ya da diğer dokulara uzak organlara gidebiliyor. Hı. O yüzden e, erken yani, teşhis çok önemli. Kanserin tehlikesi zaten bundan kaynaklanıyor. Ee, meme kanseri için çok özel bir şey var. Son yıllarda... Meme kanserinde meme koruyucu cerrahi yapıyoruz. Eskiden memenin tamamını hemen çıkartıp koltuk altını temizlerdik. Yani kesip alırdınız. Tabii ki memeyi kesip alırdık. Koltuk altındaki lenf bezlerini çıkartırdık ki eğilmasın diye. Şimdi tümörün olduğu yerde bir mavi boya ya da görüntülenen bilen bir madde enjekte ediyoruz. Ve koltuk altına giden o lenf damarlarını görüp ilk lenf bezini oradan çıkartıyoruz. Hmm. Patolog yanımızda ona bakıyor patoloji uzmanı. Oradaki lenf bezinde kanser hücreleri var mı yok mu diye bize söylüyor. Eğer yok diyorsa koltuk altındaki hmm. lenf bezlerinin diğerlerine dokunmuyoruz. Meme kanserini de sınırlı olarak çıkartıyoruz. Hmm. Buna meme kanserinde memenin korunduğu ameliyat yöntemi adını veriyoruz. Hazır yeri gelmişken patolog dediniz, patoloji dediniz. O ne iş yapar? Tabii ki patolog dediğimiz branş e, kanserlerin Yahut da hücrelerin ne tip olduklarını bize söylüyor. Bir meme kanserinde kestiğimiz parça kanser midir? Yani hücreleri kanser hücreleri midir? Onların nüve dediğimiz e, yani hücrelerin içindeki çekirdek kısmında çok bölünmüş hücreler var. Onları mikroskopta bakıp hemen görebiliyoruz. Hı hı. E, mikroskop dediğimiz o kesit, in çok ince kesit olan parçaların büyütülerek... Bizim görünür hale gelmelerin yani bize onları büyütüp gösteren bir yöntem. Patoloji branşı bununla ilgili bu büyütme işlemi elektron mikroskobu dediğimiz mikroskoplarda çok daha fazla olarak yapabilmektedir. Buradaki ana konu bizim çıplak gözle göremediğimiz lezyonların o büyütülerek daha fazla ve daha net bir şekilde görüntülenmesini sağlıyor. Peki. Şimdi de yine sizin uzmanlık alanınız olan organ nakline gelelim. Organ nakli e, hangi organlar için kullanılıyor günümüzde? Bu nakil nasıl yapılıyor? Tabii ki en çok en çok böbrek nakli için hmm. organ nakli kullanılıyor. Böbrekler çalışmamaya başlayınca artık vücuttan bir takım atılması gereken toksik dediğimiz zehirli maddeler atılamıyor ve bu hastalar mutlaka diyaliz dediğimiz bir makineye girmeleri gerekiyor. Yani Kandan o maddelerin atılması gerekiyor. Makineyle atılıyor. Ya damar yoluyla ya karın zarı yoluyla bir işlemden geçirilmeleri gerekiyor. Ama buradaki sadece hayatın devam ettirebilmesini sağlıyor. Bu insanlar hep hasta. Evet. Onlara bir böbrek takılırsa, böbrek takılırsa o hastalar normal, konforlu ve aktif yaşantılarına dönebiliyorlar. Peki böbrek nereye takılıyor? Şimdi... Normalde hasta olan böbrekleri eğer vücuda zarar vermiyorsa biz çıkartmıyoruz. Normal böbreklerimiz karnın en arkasında bizim bel bölgemizde, sırtımızda <laughs> gibi duruyor. Biz normalde böbreği alıyoruz. Hemen içindeki kan pıhtılarını atardamardan bir kuruyucu serumla, buzlu yani sıfır dereceye yakın bir serumla yıkıyoruz. Ve onu çabuk çabuk getirip daha sonra önceden hazırladığımız... Kasık bölgesine yeni böbreği takıyoruz. Böbrek dışarıdayken ne kadar bekler bu arada? Yani canlı nakilde bunu hemen bir odadan çıkartıyoruz. Diyelim ki annesinden böbreği alıyoruz, yıkıyoruz. Hemen dakikalar Hı. içinde götürüp öbür tarafa takıyoruz. Ama kadavra nakli dediğimiz yani beyin ölümü olmuş nakillerde zamanın ne kadar kısa olması bizim için bir avantaj oluyor. Hı. Ama 24 saate kadar beklenebiliyor. Geçmiş uygulamalarda işte 100 saate kadar bu böbreğin beklenmesi mümkün, mümkün olabiliyor. Ama buradaki prensip ne kadar erken o kadar iyi. Evet. Biraz da karaciğer naklinden bahsedelim. Dakikalarımız hızla tükeniyor. Karaciğer nakli de sizin konularınızdan birisi. Nasıl yapılır? Ne kadarını alırsınız? Bu da enteresan Tabii bir şimdi konu. Karaciğer kendisini yenile yenileyebilen bir organımız. Öyle mi? Tabii ki yani bu şu demek... Biz normal hastalıklarda karaciğerin 4'te 3 kadarını çıkartabiliyoruz. Hmm. Yani ancak yüzde %15-20 eğer kalan karaciğer normal karaciğerse çok az bir kısmını bırakırsak geriye kalan kısmını 3 ay sonra kontrol ettiğimizde büyümüş olduğunu görebiliyoruz. Hmm. karaciğer hasta olan insanlarda ya bütün bir karaciğer ona takmamız gerekiyor ki o bütün karaciğeri ancak yine... Bağış yani kadavradan. Değil, kadavradan olabilir ya da böbrekte olduğu gibi canlı verici olması gerekiyor. O zaman küçük bir bölümünü alıyorsunuz o kendisini tamamlıyor. Canlı, tabii canlı verici de genellikle anneler, hmm. kız kardeşler ben karaciğerimin yarısını veririm diyor. Bu bir kural çocuğuma. mıdır anne ve kız kardeşler mi? Sanki bizim ülkemizde kural gibi olmuş kural değil tabii ki ama yani bu bir bağışçı gerekiyor. Doku grubu uyan, kan grubu uyan bir bağışçı gerekiyor ve aile içinde de ben organımı veririm denen ilk sırada anneler geliyor. Anneler çocuklarına hemen hiç tartışmasız "Ben böbreğimi birini verebilirim, karaciğerimin yarısını verebilirim." diye bize müracaat ediyor. Ve arkasından kız kardeşler de aynı kız şekilde. Kız kardeşler bu fedakarlıkta ikinci sırayı alıyor. Ama anneler tartışmasız bizim rakamlarımızla Yenimcisi daima de. ön sırada sıradalar. Evet. E, bu konuların dışında şimdi size son bir soru daha sorayım. Cerrahi için bir de anatomi dediğimiz alanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Anatomi eğitimi nasıl olur? Anatomi, e... tabii ki anatomi tıp fakültesindeki temel branşlardan birisi. Yani temel tıp bilimleri denen bir branş. Vücut yapısını anlatıyor. Fizyoloji o organların çalışmasını anlatıyor. Fizyopatoloji o organların bozukluklarını anlatıyor. Biraz önce söylediğimiz patoloji orma, organların hastalıklı hallerinin hücre evet. seviyesinde e, anlatıyor. Yani bu bilgiyi bize veriyor. Anatomi insan vücudunun haritası. Hı. Biz onu ne kadar iyi bilirsek yapacağımız bir ameliyatta... Yani gözümüz kapalı şimdi şu damara geleceğiz. Şimdi şurada işte bu organ var. Şurada bu kanal var şeklinde e, bilerek yaptığımız ameliyatın e, bir sebebi oluyor. Evet. E, anatomi insan vücudunun bütünlüğü ile ilgili vücudunu bir anlatan konu. bir branş. E, siz de herhalde o insan vücuduna dokunabilecek e, tek meslek grubusunuz değil mi? E, tıp mesleği insan vücudunun bütünlüğünü bozabilen, tek meslek. Kanunların bize yetki verdiği. Yani bu yetki sadece doktorlarda var. Yani bir doktor hastanın ya da yakınının rızasını alarak o hastanın vücudunun bütünlüğünü bozabiliyor. Yani işte boynunda bir kesik yapabiliyor, karnının içine girip bir organını çıkartabiliyor. Başka bir mesleğin böyle bir yetkisi yok ya da başka bir insan grubunun böyle bir yetkisi yok. Bu yetki de sizin mesleğinizin kutsallığını daha da arttıran bir yetki. Evet. Verdiğiniz güzel bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Öğrencilerimizin ederim. bu konuyla ilgili meraklarını önemli ölçüde giderdiğimizi düşünüyorum. Belki bir cerrah olmanın başlangıç noktasını oluşturacak bu sohbet. Sevgili gençler, Profesör Doktor Hasan Taşçı ile birlikteydik ve cerrahi üzerine konuştuk, ameliyatlar üzerine konuştuk. Tekrar görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun.